Şimdi aslında akreditasyon bir üniversitenin ya da bir ana bilim dalının ya da bir bölümün kalite kontrol mekanizmasıdır. Yani bu bir üniversitede ya da bir ana bilim dalına verilen eğitimin, öğrencilere sunulan deneyimin uygunluğunu belirlenmesi olarak biz akreditasyon sürecini tanımlayabiliriz. Şimdi bizim rehberlik ve psikolojik danışmanlık ana bilim dalımızın akreditasyon sürecine baktığımız zaman biz bunu aslında dört aşamada şöyle bir sıralayabiliriz. Bizim öncelikle bir hazırlık aşamamız oldu. Hazırlık aşamasında önce ana bilim dalı olarak bir toplantı yapıp akredite olup olmak istemediğimiz konusunda bir karara vardık. O toplantıda ortak görüş, evet biz akredite olalım yönüne çıkınca biz bu görüşümüzü dekanlığa bildirdik. Dekanlık aracılığıyla da şu an eğitim fakültelerinin akreditasyon süreciyle ilgilenen EPDAT'a başvuruda bulunduk. Daha sonra buradaki işleyişin daha sistemli olabilmesi için, iletişimin daha sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için önce fakülte düzeyinde bir akreditasyon koordinasyon birimini oluşturduk. Bununla paralel kendi ana bilim dalımızda da bir akreditasyon komisyonunu oluşturduk. Amacımız hem iletişimi sağlamak hem ihtiyaç duyulan bilgiye daha kısa sürede ulaşmak hem de bilimler arasındaki koordinasyonu sağlayabilmek, işleyiş sürecini sağlıklı hale getirebilmek için böyle bir hazırlık aşamasına geçtik. İkinci aşamada bizim bir ana bilim dalımıza özgü olarak bir uyum sağlama sürecimiz oldu. Niye böyle bir süreç diye soracak olursanız, EPDAT aslında öğretmenin yetiştiren programları akredite eden bir kurum. Tamam, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ana bilim dalı eğitim fakültelerinin bünyesinde yer alıyor ama bizim ana bilim dalımız öğretmen yetiştirmiyor. Yani daha çok psikolojik danışma yetiştirdiği için. Dolayısıyla EPDAT'ın akreditasyon süreci için belirlemiş olduğu standartlar ve kriterler biraz ana bilim dalımızın içeriğine uzak olan standartlar ve kriterlerdi. Hem EPDAT'taki yetkililerle bir araya gelerek zaman zaman bu konuda toplantılar yaptık. Dolayısıyla ana bilim dalımızdaki bu uygulamaları EPDAT'ın kriterleri doğrultusunda yeniden bir uyarlama süreci içerisine gittik. Bu süreçte bir uyum sürecimiz oldu. Tabii o kriterler, ondan belirlediği kriterleri ana bilim dalımıza özgü olarak yeniden hani düzenleyip belirledikten sonra bir belgelendirme ve iyileştirme süreci bizim için başladı. Yani verdiğimiz eğitim aslında yani belli bir kalite düzeyinde olan bir eğitim. Buradaki işleyişine belli standartlar doğrultusunda, ilkeler doğrultusunda sürdürülen bir işte ama bunun belgelendirilmesi lazım ve dolayısıyla bu akreditasyon sürecinde yaptığınız her şeyi belgelerle ve kanıtlarla sunmak zorundasınız. Bu süreçte ana bilim dalımızda kurmuş olduğumuz akreditasyon komisyonu ve sekreteryası bu süreç içerisinde odaklanıp öz değerlendirme kriterleri doğrultusunda gerekli olan belgeleri işte toparlanıp bunların sınıflandırılması, bunların düzenlenmesi, bunlara yönelik kanıtların sunulması süreci başladı. Tabi bu belgelendirme sürecinde de EPDAT'taki yetkililer zaman zaman fakültemizi, ana bilim dalımızı kontrol ziyaretlere geldiler. İlerleyişi izlediler. Dolayısıyla onlarla toplantılar yaptık. Bu toplantılar sonucunda neler yapıldı, neler yapılması gerekiyor, eksik kalan yönler nelerdir? Bu konuda bize rehberlik ettiler ve biz de sürekli bu geri bildirimler sonucunda bir iyileştirme çalışmasına gittik. Gerekli belgeler sağlandıktan sonra ana bilim dalımıza akreditasyona ait olarak bir öz değerlendirme raporumuzu hazırladık. Bu raporumuzu hazırladıktan sonra artık değerlendirme süreci başladı. Bu değerlendirme sürecinde asıl değerlendirme için artık EPDAT'tan bir ekip geldi. Bu ekip öncelikle bizim hazırlamış olduğumuz öz değerlendirme raporunu incelediler. Daha sonra onların belirlediği mesela öğrenci temsilcileriyle görüşmeler yaptılar, öğretim üyeleriyle görüşmeler yaptılar. Yine araştırma görevlerimizle görüşmeler yaptıktan sonra kendi raporlarını hazırladılar ve daha sonra hazırladıkları raporu da işte kendi kurumlarına sunmak üzere gittiler ve bir süre sonra da işte
yapılan değerlendirme sonrasında işte 3 yıllık bir akreditasyon şeyini başlatmış olduk, sürecini başlatmış olduk. Öğretim üyesi kadromuzun güçlü olması bu yönde yani bizim için bir artı puan sağlamış oldu. Çünkü akreditasyon sürecine başladığımız zaman ana bilim dalımızda yaklaşık olarak doktora derecesine sahip 10 tane öğretim üyesi elemanımız vardı ve her biri de ülkemizde mesela diyelim ki gözde olan üniversitelerde eğitimlerini, doktora eğitimlerini tamamlamış olan hocalarımız vardı. Ve bununla birlikte bu hocalarımız bu akademik gelişim sürecinde de farklı alanlarda mesleki gelişim eğitimleri alarak kendi geliştiren öğretim üyelerinden oluşuyordu. Tabi bu da öğrenciler için hem zengin bir kaynak, hem buradaki derslerin mesela alana almış olduğu eğitim uygun kişiler tarafından verilmesi konusunda bize bir şey sağladı. Artı bir değer sağladı. Ve bu süreç de mesela akreditasyon sürecinde bizim ana bilim dalımız için önemli bir katkı sağladı. İkinci olarak ana bilim dalımızın fiziksel altyapısı bizim için artı bir değerdi. Sınıf sayımız, sınıfımızdaki teknolojik donanım, mesela akıllı tahtaların olması, projeksiyonların olması önemli bir katkı sağladı. Bununla birlikte bizim alanımız daha çok uygulamalı bir alan. İşte öğrenciler bu eğitim süreci içerisinde bireyle psikolojik danışma ya da grupla psikolojik danışma uygulamaları yapmak zorundalar bu süreç içerisinde. Bu uygulamalara yönelik olarak uluslararası standartlarda hazırlanmış odalarımız var. Yani şu an baktığım zaman yaklaşık 4 tane bireyle psikolojik danışma odamız, 1 tane grupla psikolojik danışma odamız var. Bu altyapıya sahip olmamız da bizim için artı bir değer sağladı. Bununla birlikte bölümümüzde öğrencilerin oluşturmuş olduğu psikolojik danışma topluluğu var. Bu toplulukta ders saatleri dışında alanda uzmanlaşmış kişileri okula davet ederek onların yaşantıdan deneyimlerini paylaşarak kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayabilecek etkinlikler de bizim ana bilim dalımızda gerçekleşiyor ve her döneme ortalama 4-5 etkinlik düzenliyoruz bu konuda. Bunlar da bizim ana bilim dalımızın bu süreçte güçlü yönleri olarak ön plana çıktı. Aslında konuşmamızın başında da belirttiğim gibi hani akredite edilen bir üniversite ya da bir kurum, bu ulusal ya da uluslararası bir kuruluş tarafından işte belirlenen kalite ve standartlara uygun bir eğitim verip verilmediğini, buna uygunluğunu test ediyor. Dolayısıyla akredite edilmiş bir ana bilim dalından bahsedildiğimiz zaman buradaki verilen eğitimin belli standartlar, belli kalite doğrultusunda verildiğinin bir şeydi, belgelenmiş halde bir uyumunu gösteriyor. Bu da öğrencinin burada alacağı eğitimin kalitesi konusunda, belli standart ilkeler konusunda bir güvence sağlıyor. Yani daha nitelikli bir eğitim almalarını sağlıyor. Dolayısıyla hem standartları belli olan, kalitesi belgelenmiş olan bir üniversitede ya da bir ana bilim dalında eğitim almak mutlaka öğrencinin tercihlerini etkileyecektir. Tabii bizim şöyle bir dezavantajımız oldu. Biz akredite sürecini bitirdikten sonra bu pandemi süreciyle birlikte üniversiteler belli bir süre uzaktan eğitime devam etti. Dolayısıyla öğrenciler bunun seni pek olarak tercihlerine bunun yansıdığını şu an düşünmüyorum. Hemen hemen bu akreditasyon birçok üniversiteye yayılma artık ülkenin gündeminde yer almaya başladı. Tabii bu biraz da milli eğitim düzeyine indiği zaman öğrenciler de bu konuda bilinçlendikten sonra akreditasyon nedir, akredite edilmiş bir bölümün ne gibi avantajları var, ileride ne gibi kolaylıklar sağlayacak. Bu konuda bilgilendirmeler oluşturulduktan sonra mutlaka bu öğrencilerin de üniversite tercihlerine, ana bilim tercihlerine yansıyabileceğini düşünüyorum. Mesela bu yılki YKS sonrasında ana bilim dalımıza yönelik olarak yapılan tercih sıralamasına baktığımız zaman ortalama olarak bize gelen 70 öğrencinin tercih sıralamasında ilk 5 tercihinde yer aldığını söyleyebiliriz. Yani bu istatistiksel olarak da ortaya çıktı. İlk 5 tercihler arasında öğrencinin tercih ettiği bir ana bilim dalı olarak görünüyor.
Mezuniyet sonrasına da baktığımız zaman, evet, akredite bir üniversitede ya da bilim dalında mezun olanlar iş arama sürecinde bir avantaj elde edebilirler. Çünkü artık iş insanları ya da işverenler de öğrencinin geldiği üniversitenin artık isminden çok bu üniversitede almış oldukları eğitim, bilgi, kalitesine, standartına bakıyor ve dolayısıyla adayı değerlendirirken adayın akredite olmuş bir üniversiteden, bölümden eğitim almış olması, belli eğitimin belli bir kalitede, belli bir standart olmuş olması o aday için bir avantaj teşkil ediyor. Tabii bu sadece ülke düzeyindeki bir değerlendirmede hani bunu söyleyebiliriz. Bunun bir de uluslararası yansıması var. Yani akredite olmuş bir ana bilim dalı ya da bir üniversite, bu onun uluslararası tanınırlığına da katkıda bulunuyor. Özellikle yurt dışında mesela çalışma için gidenler için bir müthiş bir avantaj sağlıyor. Eğitimini yurt dışında devam ettiren öğrenciler için akredite olmuş bir ana bilim dalında ya da bir üniversitede mezun olan öğrenciler birçok kolaylıklarla karşılaşabiliyor. Hatta şunu da söyleyebilirim. Şu an işte mezun olup da yurt dışında iş aramaya başvuran öğrencilerimiz var ve özellikle Almanya'da mesela bizim ana bilim dalımızın eşdeğerli tanındığı için yeniden bir denklik oluşturma sürecine girmiyorlar. Yani Pamukkale Üniversitesi işte Eğitim Fakültesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık bölümde demin zaman onların sisteminde yer alıyor ve bu öğrenciler denklik sürecine girmeden doğrudan hani eğitimlerini belgelendirmiş oluyorlar. Bu anlamda da bir kolaylık sağlıyor. İmkanlarımız neler? Bu öz değerlendirme raporundan sonra, kurumun bize verdiği geri bildirimlerden sonra bir takım evet planlamalar yaptık. Bir, öncelikle seçmeli ders sayımızı biraz daha arttırma yoluna gittik ve halen de arttırmaya devam ediyoruz. Buradaki amacımız öğrencinin ilgi duyduğu alanda kendin gelişimine katkıda sunabilecek imkanlar, olanaklar sağlamak ders aşamasında. Bununla birlikte mezun takip sistemini oluşturduk. Şu an mezunlarımızı takip ediyoruz. Hangi kurumlarda, hangi sektörlerde çalışıyorlar? Bu işini yürütürken ne gibi sorunlarla karşılaşıyorlar? Dolayısıyla yeni mezunlarımızın benzer sorunlarla karşılaşmaması için eğitim programımızda ne gibi yenilikler yapmamız lazım? Onlardan almış olduğumuz bu verilerden hareketle programımıza da bir takım düzenlemeler yapmayı planlıyoruz. Tabii bunlar henüz daha aşamasında, plan aşamasında ve bütün mezunlarımıza ulaştığımız zaman bunlar doğrultusunda da büyük olasılıkla bir müfredat yenilemeye gideceğiz. Yani buna da bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Yani kısa vadeli planlarımız bu şekilde.